Milletvekilleri, Halide Edip adı var. 6 Haziran 1919'da Sultanahmet'te miting yaptı. 19 Mayıs 1919'da Fatih'te miting yaptı. İzmir'in işgalini protesto mitingi yaptı. İstanbul'da da işgal kuvvetleri, itiraf devletleri, işgal kuvvetleri komutanı varken. Şimdi İstanbul'da vali mi var? General Harrington mı var şu anda an itibariyle? Harrington öldü de. Yani üçüncü kuşak Harrington mı var İstanbul'da? Biz sabrediyoruz. Toplum gerilmesin. Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. İnsanlar sokaklarda demokratik bir şekilde, barışçıl bir şekilde tepki ve protesto haklarını kullansınlar. Hükümet de onların güvenliğini sağlasın diyoruz. Fakat bir güç toplumu adeta germek için İstanbul'da ve başka illerde bir kamplaşma yaratmak için çırpınıyor. Şimdi İstanbul valisi Harrington, Beşiktaş Belediyesi'nin ayın 16'sında Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmak üzere Beşiktaş hudutlarından hareket ettiği yerde ve sonrasında Beşiktaş'ın değişik bölgelerinde yapılacak 19 Mayıs etkinliklerini yasaklamış. Yuh ki yuh. Yuh ki yuh. Ve gerekçesi de şöyle: ülkemizin bulunduğu şartlar dikkat alındığında provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliklere katılacakları dahil halkın huzur, güvenlik ve esenliğinin falan filan diye gidiyor. Aynı vali ülkemizin içinde bulunduğu bir süreç ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, Vodafone'la birlikte düzenlediği etkinlikte böyle bir tereddüt yaşamamış. Aynı vali Etne Spor Kültür Festivali için böyle bir talep, sorun yaşamamış, endişe yaşamamış. Aynı vali gene Beşiktaş'ta şimdi yasakladığı yerlerde, meydan ve sokaklarda yapılan bilim, kültür, sanat ve spor şenliği Beşiktaş İlçe Milli Eğitim'le birlikte yapılacak, yapılan, hatta 17 Mayıs'ta aynı tarihte, buna bir zarar görmüyor, bunda bir sakınca yok. Ama 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk CHP'li bir belediye yan yana gelince terör, provokasyon sebebiyle vali etkinliği yasaklıyor. Valiyi de severdim. Fakat ben bu kararın valinin şahsen aldığı bir karar olduğunu inanmıyorum. Bu ayıptan, bu yanlış karardan bir an önce dönülmelidir. Ve bu konuda bizden çok hükümetin ve AK Partili milletvekillerinin meseleye müdahale etmesi lazım. Ne yapılmaya çalışılıyor? 19 Mayıs'ı yasaklamak suretiyle aynı 3 gün içinde Milli Eğitim'in yapacağı benzer etkinlikte terör, provokasyon tehdidi görmeden Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin olduğu, yaptığı etkinlik, ülkemizin içinde bulunduğu şartlar falan diyerek yasaklamakta ben bir şey arıyorum. Bu kamplaşma sizi kesmiyor. Sizi derken kastım hükümet. Bu kamplaşma AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kesmiyor. Belli ki kamplaşmayı büyütmek, yaygınlaştırmak arzusu içinde. Ve bu kürsüden hükümet üyelerine sesleniyorum. Sizlerin vicdanına sesleniyorum. Türkiye'yi daha fazla kamplaştırmayın. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Barış iklimine ihtiyacı var. Bu kararın bedeli ağır olur. Bu ve benzeri kararların bedelleri ağır olur. Ülkenin barışı için ağır olur. Ülkenin huzuru için ağır olur. Ülkenin esenliği için ağır olur. Ve bu ayıp size yeter. Hepimize yeter. Sizleri sağduyuya davet ediyorum. Bu kepazeliği, bu General Harrington'ın bile yapmadığını yapan valiye haddinizi bildirmeye sizi davet ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.